Amacımız afetler karşısında can ve mal güvenliği sağlayacak bir dönüşümü gerçekleştirmek diyor. Ama muhalefet, özellikle odalar ve muhalif belediyelerin sık sık davalar açtığını görüyoruz ki o davaların rakamlarını da rahatlıkla verebiliriz. Sadece 2015-2023 arasında 11 ilde, bu depremin olduğu bölgede kentsel dönüşüme karşı 351 dava açılmış. Bu dava açanların büyük kısmı odalar, diğer kısmı ise muhalif belediyeler. Şimdi bir tarafta Başkan Erdoğan yalvarıyor. 6 Nisan 2013'te ayrı bir çağrısı var Erdoğan'ın. 24 Mart 2014'te yine bir çağrısı var. Hatta diyor ki, ya bize yardımcı olursanız kentsel dönüşüm değişimi yapmak suretiyle, Allah göstermesin, buradaki bir depremde meydana gelebilecek felaketi ortadan kaldıralım. Bunu bu devleti yöneten başkan söylüyor, ama gerek yasalarımızdaki boşluk, gerek siyasilerin fırsatçılığı diyelim, bugüne kadar işte yani şeyin Emek Mahallesi'nde Hatay'ın, aynı şekilde iktidarın kentsel dönüşüm bölgesi ilan etmesine rağmen açılan davalarda mahkeme onların lehine karar verdiği için elbette Cumhurbaşkanlığı da yürütme olarak bu karara uymuş. Ama muhalefet kendi itirazını zikretmiyor. Bakın, Cumhurbaşkanı işte kentsel dönüşümü durdurdu şeklinde tam bir dezenformasyon propagandası yapıyor. Dolayısıyla bakınız, 11 Nisan 2016'da yine Cumhurbaşkanı çağrıda bulunuyor. 5 Mart 2019'da ne olur diyorum, bize yardımcı olun, ya bir Cumhurbaşkanı bu şekilde hitap ediyor muhataplarına. En son 6 Mart 2019'da size adeta yalvarıyorum diyor. Cümle uzun. Orada Evet. sizin kiralarınızı da ödeyeceğiz diyor. Bize yardımcı olun. Şimdi böyle bir yönetim var, ama bunun karşısında elbette ki hukuk devleti, birisi gidip dava açtığı zaman, mahkeme yürütmeyi durdurduğu zaman vakit alıyor. Yahut da bu yukarıdan, Yargıtay'dan da onaylandığı zaman yürütmede buna uymak zorunda kalıyor. Sonra bu 11 vilayette karşılaştığımız felaketin acısını yaşıyoruz. Dolayısıyla şimdi burada aslında evet, muhalefet hakikaten bu milleti, bu devleti düşünüyor olsa bu noktada biraz daha mantıklı, makul bir yol takip edebilir. Ancak gördüğümüz kadarıyla onlar şu anda vatandaşın yaralarını sarmaktan ziyade, yani bir hayal dünyasında ilk seçimde 13. Cumhurbaşkanını seçeceklermiş, kim başkan yardımcısı olacakmış, kimler bakan olacakmış, ne kadar milletvekili olacak. Dikkat edin, altılı masanın uyguladığı şu andaki gündem vatandaşın gündemi değil. Dolayısıyla vatandaş bu olan biteni, siyaset camiasının tepkilerini de çok gayet rahat bir şekilde görüyor. Ve bunlar biraz önce Ahmet Hocam'ın söylediği gibi, yani devlete bu şeyde devlet 7/24 alanda vatandaşın yararlarını sarmaya çalışırken, bunlar bu tarafta devletin kurumlarını yıpratmanın, en son Kızılay Başkanı üzerinden yürüttükleri dezenformasyon. Yani siz 20 sene önceki Kızılay'la bugünkü Kızılay'ı bir yan yana getirin bakalım. Ortada Kızılay var mıydı, yok muydu? O zaman neydi, bugün neydi? Ama Kızılay üzerinden iktidarı ve dolayısıyla tabii seçimleri etkilemeye yönelik, bence bu son derece ucuz bir siyasettir. Bunu elbette ki vatandaşımız değerlendirecek ve 14 Mayıs'ta kararını verecektir. Şimdi 14 Mayıs demişken şunu da son cümle olarak ifade edeyim. Çok büyük bir felaketle karşı karşıyayız. Ama devlet aklı yürürlükte, devlet EYT'sini de çıkardı. Seçim tarihinde de herhangi bir değişikliğe gitmeden kararlılık içinde, bir de bir sene içerisinde bütün bölgedeki binaları yapma vaadi verdiği için vatandaş şöyle bir bakacaktır. Acaba bu enkazı Başkan Erdoğan mı kaldırır, yoksa kim olduğu belli olmayan ve kimlerle nasıl karar alacağı bilinemeyen, bir yıldır doğru dürüst bir aday bile belirleyemeyen altılı maşa mı alacak?